Sevgili dostlar, Kanadalı klinik psikolog Jordan Peterson son kitabında bir anısından bahsediyor. Üniversitede okurken staj için hapishanelere gitmeye başlamış ve de diyor hayatımda ilk kez suç işlemiş insanlarla bir arada bulundum. Ve de bu benim için ilginç bir deneyimdi. Birilerini öldürmüş insanlarla yan yana duruyor olmak ilginç gelmişti bana diyor. Yani daha önce hiç böyle insanlarla bir arada olmamış, onlarla hiç sohbet etmemiş, hiç konuşmamıştım diyor. Ve de aradan belli bir süre geçiyor sevgili dostlar. Staja başlıyor, belli bir süre geçiyor. Kafama diyor çeşitli düşünceler gelmeye başladı. Şöyle düşünceler. Hadi ben de birini öldürürsem? Böyle bir düşünce geldi kafama diyor. Sonra şöyle bir düşünce geldi. Hadi ben de suça bulaşırsam? Ya hapse girersem? Ya katil olursam? Böyle böyle diyor düşünceler gelmeye başladı. Böyle birden neye uğradığımı şaşırdım diyor yani. Nereden geliyor bu düşünceler? Bu düşünceler ne demek istiyor bana? Ne oluyor? Şaşırdım diyor yani. Anlayamadım. Tamam, psikoloji öğrencisiyim, psikoloji okuyorum. Hani belki bunların dersini de alıyorum ama bunları teoride görmekle, teoride okumakla realde yaşamak arasında acayip bir fark varmış. Yaşadığımda diyor, deneyimlediğimde ilk zamanlar ne yapacağımı bilemedim diyor. Aslında biliyorum. Tabii ki suça bulaşmayacağım, tabii ki birini öldürmeyeceğim, tabii ki birine zarar vermeyeceğim. Yani biliyorum diyor bunları yapmayacağımı, otokontrolü olan bir insanım. Birisiyle bir problemim olduğunda giderim konuşarak sıkıntımı, derdimi anlatırım. Yani böyle olduğumu biliyorum, bu kafama gelen düşünceleri yapmayacağımı da biliyorum diyor. Ama yine de rahatsız olmaktan kurtulamıyorum. Düşüncelerin bana söylediği şeyleri yapmayacağımı biliyorum, kendimden eminim, otokontrol sahibi olduğumu biliyorum. Ama yine de diyor, zihnimdeki cellat bana diyor işkence etmeye devam ediyor. Yine de işkence çekmeye devam ettim diyor yani. İşte bir gün okula gitmiş sevgili dostlar. Ders dinliyor, hoca ders anlatıyor. Not alacağım diyor yani. Kalemi elime aldım, böyle not yazacağım. Tak, zihnime bir düşünce geldi. Hadi bu kalemi arkadaşımın bacağına saplarsam. Hayda. İlginç diyor yani. Nereden geliyor bu düşünceler? Ne demek istiyorlar bana? Tabii ki bir anlamları yok. Biliyorum diyor yani. Hani psikoloji öğrencisi yani. Bunun teorik bilgisini de alıyor. Biliyorum ama yine de biraz rahatsız olmadım desem, o dönem zorlanmadım desem yalan olur diyor. Yani zorlandım diyor. Ve de bu şekilde kitabının konuları için temel oluşturacak şekilde anlatmaya devam ediyor ilk bölümde. Sevgili dostlar, Jordan Peterson'ın yaşadığı bu şeye biz obsesyon diyoruz, biliyorsunuz. Ya da bir diğer adıyla, halk arasındaki adıyla vesvese diyoruz. Ya da bir diğer ismiyle intrusif düşünceler diyoruz. Ya da takıntılı düşünceler diyoruz. Ve dünyada birçok insanın zihnine arada sırada böyle obsesyonlar, böyle takıntılı düşünceler gelir. Gelen bu düşüncelerin hiçbir anlamı yoktur. İçeriklerinin bir önemi yoktur. Ne dediklerinin bir önemi yoktur. Obsesyon obsesyondur. Farklı içeriklere sahip olabilir. Ama farklı içeriklere sahip olması onu önemsememiz anlamına gelmiyor. Ona değer vermemiz anlamına gelmiyor. Farklı içerikler olabilir ama sonuçta hepsi aynı kapıya çıkar. Yani obsesyondur bunlar. Takıntılı düşüncelerdir. Kişi bunları önemsememeyi öğrendiği zaman, bu düşüncelere tepkisiz kalmayı öğrendiği zaman bu düşünceler yavaş yavaş azalıp yok olmaya başlar. Bu tarz düşüncelere yüz verdiğinizde, bu tarz düşünceleri muhatap aldığınızda bu tarz düşünceler güçlenir ve bir dahaki sefere iki katıyla gelir. Ve yine muhatap alırsanız bir dahaki sefere üç katıyla gelir. Yani bunun sistemi böyledir. Biz buna obsesif kompulsif spektrum diyoruz. Kafaya gelen bir düşünceye değer verir, önem verir, muhatap alırsan bir dahaki sefere biraz daha güçlenmiş ve de çoğalmış, üremiş şekilde geliyor. Yeni yeni düşüncelerle geliyor yani. Evet, bu konuya biz obsesif kompulsif bozukluk diyoruz. Daha doğrusu bu tarz düşüncelere biz
obsesyon diyoruz. Sevgili dostlar, Jordan Peterson'ın bu anısını paylaşması bana anlamlı geldi. Dünyaca ünlü bir klinik psikolog aynı zamanda. Kitapları genelde bestseller falan oluyor yani. İnsanlar fikirlerini önemsiyor bu adamın, okuyorlar. Ve de böyle birinin yaşadığı bu deneyimi anlatması bana anlamlı geldi. Çünkü insanlar bu tarz şeyleri konuşmaktan çekinirler. Düşünsenize, kafama bir düşünce geliyor. Hadi ben de birini öldürürsem, ya katil olursam? Yani katil falan olacak değilim, birini falan öldürecek değilim. Biliyorum kendimi yani, otokontrol sahibi bir insanım, derdimi giderek, konuşarak anlatırım. Ya bunları biliyorum ama kafama da böyle düşünceler geliyor. Saçma sapan böyle vesveseler geliyor. Şimdi bunu birileriyle paylaşmak da kolay değil. Şimdi bu konuyu bilmeyen, bu işe entelektüel yaklaşmayan insanlar böyle yargılaya da bilir yani. Sen ne biçim şeyler düşünüyorsun da diyebilir. Sanki ben düşünüyorum. Zaten buradaki en önemli ayrım budur. Birazdan ona geleceğim. Bunları ben düşünmüyorum. Bunlar benim zihnime geliyor. Arada çok önemli bir fark var. Hani daha önce çektiğimiz videolarda söylemiştik. Bana ait olan zihne, bana ait olmayan düşünceler gelebilir kardeşim. Yapacak bir şey yok. İnsan zihni böyle bir zihin yani. Ben düşünmüyorum bunları. Ama benim zihnime böyle düşünceler geliyor. Çok büyük bir fark var arada. Ve insanın bunu söylemesi de çok önemli. Ben böyle düşünüyorum demeyeceksiniz. Böyle obsesyonları konuşurken. Diyeceksiniz ki zihnime bu içerikli obsesyonlar geliyor. Böyle ifade edeceksiniz. Bu çok önemli bir adımdır. Tabii siz düşünmüyorsunuz. Zihninize böyle düşünceler geliyor ama hani bunu insanlara anlatmak da kolay değil. Yargılayabilirler. Sen ne biçim düşünüyorsun diyebilirler. Sanki ben düşünüyormuşum bunları gibi. Ne bileyim yani işte. Bunları anlatmak bir tık zor olabiliyor. Ama bunları anlatmanın önemli olduğunu biliyorum ben. Çünkü bunları anlatırsak, bunları konuşursak, bunların birer obsesyon olduğunu konuşursak, insanlar bu konularda mesafe kat ederler. Bu konuda ne yapacaklarını öğrenirler. Bu konuda hangi adımları atacaklarını öğrenirler. O yüzden bunları konuşmanın önemli olduğunu hissediyorum ben. Daha önce, yıllar önce çektiğim bir videoda size bir danışanımdan bahsetmiştim. Onun da buna benzer obsesyonları vardı. Birini öldürmüş olabileceğiyle ilgili düşünceler geliyordu zihnine. Hatta anlatmıştım o videoda size. İşte uzun yolculuklarda otobüste biniyor. Yanına da birisi oturuyor mesela. İnecekken, diyelim ki o kendi şehrine geldi ama yanındaki yolcu da devam edecek diyelim. O inmeyecek o terminalde. Aklına böyle obsesyonlar geliyordu. Hadi yanıma oturmuş kişiyi öldürmüşsem diye. Ve de şunu yapıyordu sevgili dostlar. Otobüsten ineceği zaman, o terminalde ineceği zaman şöyle dönüyormuş. O yanındaki kişiye bakıyormuş. Yaşıyor mu, yaşamıyor mu diye. O kişi de diyelim ki böyle bir hareket yaptı. Hani işte böyle başını çevirmiş. Diyelim ki dışarı bakıyordu. Döndü bu tarafa baktı. Ha diyormuş. Ölmemiş, öldürmemişim. Gönül rahatlığıyla otobüsten iniyormuş. Bunlar sevgili dostlar obsesif kompulsif spektrumlar. Birini öldürmek, öldürmemek böyle şeyler yok burada. Yani içeriklere bakmayın. İçeriklerin bir önemi yok. Bunlar obsesyon ve birçok insan böyle obsesyonlar yaşayabilirler sevgili dostlar. Yaşayabilirler. Engin Geçtan Hoca bir danışanından bahsediyor. Bir OKB hastasından bahsediyor. Onun da mesela şöyle bir OKB'si varmış. Galiba bir bürokrat yanlış hatırlamıyorsam. Toplantı esnasında ayağa kalkıp tavuk gibi ses çıkartmaktan korkuyormuş. Ve zihnine böyle bir obsesyon geliyormuş. Hadi toplantının ortasında kalkarım da tavuk gibi gıt gıt gıdaklarsam. İlginç bir obsesyon ama gelebilir. Hani düşünsenize toplantının ortasında kalkıp böyle bir ses çıkartmaktan korkuyor. Daha doğrusu böyle bir obsesyon geliyor zihnine. İşte toplantı esnasında kalkacak, gıt gıt gıdak, gıt gıt gıdak gibi bir şey diyecek. Yani zihni öyle diyor yani. Hadi böyle derse. Ya böyle demeyeceğini biliyor tabii ki bu insan. Sevgili dostlar. Bu insanlar geri zekalı insanlar değil yani. Tabii ki biliyorlar bunları yapmayacaklarını. Ama işte zihnine böyle bir obsesyon geliyor. Buna benzer benim bir danışanım vardı. O da şöyle bir şeyden obsesyon yaşıyordu. İnsanlara satış yapan birisi sevgili dostlar. İşte masada oturuyorlar. Karşısında kadın erkek fark etmez birisi var. Ona ürünü anlatıyor. Ürünü de satması için biraz yağlayıp ballaması lazım tabii. Böyle anlatıyor. Aklına şöyle obsesyonlar geliyormuş. Anlatırken
hadi birden durup da karşımdaki kişiye küfredersem. Böyle bir obsesyon. İşte ona şey diyecek mesela, orospu. Örnek yani, hani duracak mesela, bir ürün anlatıyor ya sevgili dostlar. Bir ürünün tanıtımını yapıyor falan. Tanıtımını yaparken hadi birden durur da karşıdaki kişiye orospu dersem. Zihni böyle bir obsesyon getiriyor. Bakın bunu kişi düşünmüyor. Dur tanıtırken ortada durayım, karşımdaki kişiye küfredeyim. Ya böyle bir şey düşünmüyor sevgili dostlar. Böyle bir şey düşünmüyor. Zihnine böyle bir düşünce geliyor. Bakın bu ayrımın üstünde çok duracağım. Bu çok önemli bir ayrım. Böyle düşünmüyor. Böyle bir düşünce geliyor zihnine. Ve bu onu rahatsız ediyordu. İster istemez ilk zamanlar zorlandığından falan bahsetti. Daha sonra obsesyon olduğunu anladığında, bunun onun zihnine gelen bir intrüzif düşünce olduğunu anladığında muhatap almamaya başladı o düşünceleri ve zamanla rahatladı. Mesela buna benzer bir başka OKB aklıma geliyor. Amfide hoca ders anlatıyor mesela ve kişinin aklına şöyle bir obsesyon geliyor. Hadi kalkar gider de öğretmeni dudağından öpersem, hocayı dudağından öpersem. Bakın böyle bir şey düşünmüyor. Sevgili dostlar bir kez daha ayrım yapıyorum. Dur şimdi ben kalkayım da şu amfiden ineyim, gideyim şu hocayı böyle amfide bir dudağından öpeyim. Böyle bir şey düşünmüyor. Bakın düşünmüyor böyle bir şey. Zihnine o istemese de böyle bir düşünce geliyor. Hadi şimdi kalkar gider de hocayı dudağından öpersen. Şimdi kişi bunun ilk başlarda vesvese, obsesyon olduğunu da anlamayabilir. Bir rahatsız olabilir yani, hani bu nasıl bir düşünce ya falan. Hatta kendine kızabilir ya, ben neler düşünüyorum diye. Güzel insan, bunu sen düşünmüyorsun. Bu düşünce zihnine geliyor ya, bu seni sapık, ahlaksız falan yapmıyor yani. Bu zihnine gelen bir vesvese, bir obsesyon, bir intrüzif düşünce. Ama kişi ilk başta bunu böyle anlayamazsa eğer, kendim düşünüyorum zannediyor. Ve de kötü hissetmeye başlıyor, ben ne biçim bir insanım gibi kendini yargılamaya başlayabiliyor. Hatta bu düşünceye işte önem verirse bir takım kompülsiyonlar da yapıyor. Mesela arkadaşına diyor ki ya bak ben böyle kalkar, böyle amfiye doğru gidiyor olursam beni durdurur musun diyor. Bu düşünceyi böyle gerçek gibi zannettiği için ilk başlarda, bunu bir obsesyon olduğunu da ilk zamanlar bilmiyor. Aslında bu arada kendisinin kalkıp gidip bunu yapmayacağını da biliyor. Bakın arkadaşlar bir kez daha söylüyorum, bu insanlar gerizekalı, salak falan değil. Ya tabii ki bunu yapmayacağını biliyor. Ama işte zihni diyor ki hadi yaparsan. Hadi yaparsan. Ve işte o da kendince bir takım önlemler almaya çalışıyor. Ya diyor bak kalkıp gidersem beni durdurur musun diyor. Kalkıp gitmeyeceğini de biliyor. Tabii ki böyle bir şey yapmayacak. Bunu biliyor. Ama zihin diyor ki hadi yaparsan. Hadi böyle bir şey olursa. Hadi yaparsan. Hadi öpersen. Hadi gider de dudağından hocanın öpersen. Hadi biri de bunu kameraya alırsa. Hadi rezil olursan. Böyle böyle düşünceler geliyor işte zihnine. Benim bir başka danışanım şöyle bir obsesyon yaşıyordu. Birisi ona sırrını verdi diyelim. Bir üçüncü kişiyle ilgili bir sır verdi diyelim. Ona da şöyle bir obsesyon geliyordu. Hadi onun yanında onun bana söylediği sırrı ona söylersem. Bakın sırrını gidip ona söylemeyi düşünmüyor. Ya tabii ki söylemeyecek. Birine sır vermiş. Sırrı saklayacak zaten, biliyor da. Hani söylemeyeceğini de biliyor. Ama kafasına geliyor yani. Hadi söylersem. Söylemeyeceğini biliyor. Ama zihin işte o cellat hadi söylersen, hadi yaparsan gibi düşünceler getiriyor zihnine. Bir başka obsesyon sevgili dostlar, hatırladıklarımı söylüyorum. Mesela şöyle bir obsesyon, tarihte ismini lanetle andığımız bazı insanlar vardır. Örnekse Adolf Hitler mesela. Bu kişinin yaşadığı obsesyon şöyle bir obsesyon bu bahsedeceğim kişinin. Herkesin ortasında, mesela konser salonu gibi bir yer olabilir, seminer odası gibi bir yer olabilir. Herkesin ortasında sanki böyle ayağa kalkacak ve eliyle "Hay Adolf Hitler" yapacak gibi hissediyordu kendini. Daha doğrusu zihnine böyle bir obsesyon geliyordu. Hadi herkesin içinde ayağa kalkar da hay de mi o ya? Hay Hitler, tamam hatırlayamadım birden. İşte zihni diyor ki ona, zihninde şöyle bir düşünce geliyor. Hadi herkesin içinde ayağa kalkar da hay Hitler diye bağırırsan. Tabii ki bağırmayacağım. Yani Hitler tarihte adı lanetle anılan bir insan. Neler yaptığını zaten biliyoruz yani. Bunları hepimiz biliyoruz.
Ben tabii ki Hay Hitler diye falan bağırmayacağım ama işte diyor ki zihin, hadi bunu yaparsan. Ya yapmayacağımı biliyorum. Diyorum ya, yani salak mıyım yani? Yani oradan bakıyorsun, salak gibi mi gözüküyorum? Ama işte zihin diyor ki hadi yaparsan. OKB böyle bir şey sevgili dostlar. OKB örneklerini konuşuyoruz. Obsesyon örneklerini konuşuyoruz. Kişi bunları düşünmüyor. Kişinin zihnine böyle düşünceler geliyor. Bunu çok iyi anlayalım. Bu çok önemli bir şey. O yüzden insanlar konuşamıyor. O düşünüyor zannediyorsunuz. Diyorsunuz ki sen nasıl böyle şeyler düşünürsün? Ya ben düşünmüyorum. Ya ben düşünmüyorum. Zihnime böyle düşünceler geliyor. O yüzden halden anlayanlara anlatın yani. Cahillere gidip de bu konuları anlatmayın. Yani yargılarlar. Sen nasıl düşünüyorsun böyle? Senin ne biçim zihnin var falan derler. Aklına getirme bu düşünceleri. Ya ben mi getiriyorum? Geliyor işte. İnsan zihni böyle bir şey. Ben istemesem de benim zihnime bana ait olmayan saçma salak düşünceler geliyor. Ya katil olursam? Ya işte herkesin ortasında kalkar da Hay Hitler dersem? Hadi kalkıp da gidip hoca dudağından öpersem? Geliyor. Bunları yapmayacağımı biliyorum ama yine de zihnime geliyor. Bu ara okuduğum kitapta güzel bir örnek var. Gaz kapatma örneği. Onu biliyoruz zaten, onu hepimiz yaşıyoruz. Hadi gazı açık bıraktıysan falan. Şu hoşuma gitti okuduğum kitapta. Ben diyor işte bir yöntem buldum diyor. Bu yöntemi de diyor bana özel olduğunu zannediyordum da herkes kullanıyormuş meğerse diyor. Fotoğrafını çekiyor işte. Gazın, ocağın fotoğrafını çekiyor. İş yerinde ya ocak açık kaldıysa diye bir düşünce geldiğinde işte fotoğrafı açıyor. Ha, kapalı, 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 tamam. Rahatlıyor yani. Fotoğraf çekmiş de şunu söyleyeceğim. Bu yaz diyor yaptığım tatilin fotoğraflarına bakmak istedim. İşte nerelere gezmişiz? Telefonu diyor elime aldım. Yaz tatili fotoğraflarına gelebilmek için diyor 60 tane ocak fotoğrafı geçmem gerekti diyor. Çektiğim ocak fotoğrafları geç 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 60 tane diyor ocak fotoğrafını geçtikten sonra nihayet yaz tatilindeki fotoğraflarıma ulaşabildim diyor. Sevgili dostlar, bir kez daha söylüyorum. Bu insanlar akıllarına gelen bu şeyleri yapmayacaklarını biliyorlar. Bu insanlar geri zekalı ya da salak falan değiller. Hepsi işinde gücünde, toplumda bir yeri olan, entelektüel bir seviyesi olan, başka insanlar tarafından örnek alınan, topluma faydalı insanlar yani. Topluma bir yeri, bir konumu var bu insanların. İnsanlar gelip onlara akıl danışıyor, onlar onlara fikir veriyor. Bir aileleri var, sosyal çevreleri var. Gayet örnek insanlar aynı zamanda. Akılları başlarında insanlar yani. Tabii ki gerizekalı ya da salak değiller. Tabii ki bu akıllarına gelen düşünceleri yapmayacaklarını biliyorlar. Ama geliyor işte. Ya şu olursa, ya olursa, ya şöyle olursa geliyor işte. Niye geliyor Ömer? İşte geçen hafta anlattık da bir daha bana baştan anlattırmayın işte. Kafada Kurmanın Kısa Tarihi isimli videomu izleyebilirsiniz. Anlattım orada uzun uzun. Tarih boyunca atalarımız hep kafada kurmuş kardeşim. Medeniyet oluşturulmaya başlanmış, insanlar bir arada yaşamaya başlamış, kurallar gelmiş, etik ilkeler gelmiş, ahlak kuralları gelmiş, din kuralları gelmiş. O kadar çok kural gelmiş ki. Ve bu kadar çok kuralın arasında insanların aklına da böyle düşünceler gelmeye başlamış. Hadi bu kuralı ihlal edersem, hadi şöyle olursa, hadi bunu yaparsam ve de hadi toplumdan atılırsam ya olursa şeklindeki düşüncelerin esas altındaki korku kabileden dışlanmaktır arkadaşlar. Toplumdan dışarı atılmaktır. Bu tarih boyunca bizim atalarımızın bilinç dışında yaşadığı bir korkudur. Bu bize kolektif olarak aktarılıyor. Bugün bir insanın en temel korkusu kabileden dışlanmaktır. Toplumdan atılmaktır. Ötekileştirilmektir, yalnızlaştırılmaktır, lanet gibi bir şekilde yaklaşılmasıdır ona. Böyle artık şeyli gibi yani virüslü gibi, artık hani kimse yaklaşmıyor yanına sanki gibi. En temelde bilinç dışımızda böyle bir korku vardır. Ve bizim o ya olursa, ya olursa, ya olursa, ya olursa diye gelen obsesyonlar kökte bizim o temel korkumuza vurur. Kabilenin dışına atılmak, dışlanmak, yalnızlaştırılmak. Ve bu bize çok ürkütücü geldiği için, tarih boyunca çünkü atalarımız hep bundan ürkmüş. Biz de bu obsesyonlar önemli gibi gelir işte. Önemsemeye başlarız. Yani ilk başlarda da obsesyon olduğunu da bilmiyorsak, bu konularda da bir entelektüel bilgi birikimimiz yoksa, bu obsesyonlara değer veriyoruz işte maalesef. Ve değer verdikçe de
onlar biraz daha artarak geliyorlar. Bir başka obsesyon türünden bahsetmem lazım. Cinsel obsesyonlar. Konuşması zor konulardır. İnsanlar genelde bunları konuşmazlar ama onlar adına ben konuşmuş olayım. Televizyonda bir pedofili haberi gördü diyelim. Görebilir, olabilir. Bu haberi gördükten sonra hemen aklına işte bir obsesyon geliyor. Ya ben de pedofiliysem? Hadi ben de ileride pedofili olursam? Sevgili dostlar, bakın bir kez daha söylüyorum. Bu insanlar pedofili falan değil. Yani aklına bu tarz düşünceler gelen insanlar pedofili falan değil. Ne olduklarını, kim olduklarını bilen insanlar. Ama işte o haberi okuyor, etkileniyor. Tak, kafası bir düşünce üretiyor. Zihni bir düşünce üretiyor. Cellat konuşmaya başlıyor. Hadi ileride pedofili olursan. Ve de kişi bunun bir obsesyon olduğunu anlayamazsa, bunu bir vesvese olduğunu anlayamazsa, işte kaçma kaçınma davranışları yapıyor. Çocukların olduğu yerlere gitmiyor, yiyenlerini sevmemeye başlıyor, çocuklardan kaçmaya başlıyor. Ve bu kompülsiyonlar nedeniyle obsesyonlar daha da artıyor. Ve bir süre sonra obsesif kompülsif bozukluk dediğimiz hastalığı yaşarken buluyor kendini. Bir başka haber, ensest haberi diyelim. İşte görüyor insanlar o haberi, tak kafasına bir obsesyon geliyor. Hadi ben de ensestsem, hadi anneme, babama, kardeşime, şuna buna cinsel olarak bir şeyler hissediyorsam. Sevgili dostlar, tabii ki böyle bir şey yok. Tabii ki ensest falan değil. Ama işte haberden etkileniyor, geliyor kafasına. Bir de bunu diyorum ya, kime anlatacak? Bu işleri bilmeyen, bilimi bilmeyen, psikolojiyi bilmeyen, psikanalizi bilmeyen birine bunları size anlatabilir misiniz? Sen nasıl şeyler düşünüyorsun diyecek belki de. Sapık mısın sen diyecek. Sapık falan değil. Zihnine böyle düşünceler geliyor. Bu ensest obsesyonları bir rüya sonrası da olabilir. Sevgili dostlar, psikolojide bir fenomen vardır. İnsanlar yakınlarıyla cinsel içerikli rüyalar görebilirler. Psikolojide, psikanalizde böyle bir şey var. İşte diyelim ki birisi bir rüya gördü. Yakınlarından biriyle cinsel içerikli bir rüya gördü. İşte uyanıyor, sonra tak bir obsesyon geliyor. Yoksa ben ensest miyim diye. Tabii ki ensest falan değil. Peki bu rüya ne diyeceksiniz. Böyle rüyalar psikolojide var sevgili dostlar. İnsanlar böyle rüyalar görebilirler. Bu rüyaların bir anlamı yoktur. Bu rüyaların altında bir buzağı aranmaz. Öküzün altında buzağı aranmaz. Bu rüyalar önemsenmez. Gel geç deriz, devam ederiz. Görülür yani böyle rüyalar. Hayatın belli dönemlerinde birkaç kez böyle rüyalar görür insanlar. Şimdi bazılarınız diyecek ki, ay böyle rüya mı görülür hocam? İnsan yakınlarıyla cinsel içerikli rüyalar mı görülmüş? Nereden biliyorsunuz? Rüya bakanı mısınız pardon da? Psikolojiyi, psikanalizi yuttunuz, yaladınız. Her şey çok iyi. Ay böyle rüyalar görülme. Siz mi yazdınız bunun kitabını? Rüyaları her akşam siz mi yazıyorsunuz? Bunların senaryolarını siz mi yazıyorsunuz? Kaç tane insanla terapi yaptınız? Kitapları yalayıp yuttunuz herhalde. Sevgili dostlar, ay böyle rüyalar görülür müymüş hocam diye yargılamayın. Böyle rüyalar psikolojide, psikanalizde var. Böyle rüyalar görülebilir. Ve hiçbir anlamı da yoktur. İşte diyelim ki kişi böyle bir rüya gördü. Kolunuz ağrıyınca doktora hemen gidiyorsunuz. Psikoloğa da gidin. Sorun, hocam deyin ben böyle bir rüya gördüm. Bu rüya da beni biraz rahatsız etti yani. Hani yakınım bir insanla böyle cinsel içerikli bir rüya hoşuma gitmedi yani. Kendimden şüphelendim. Dedim ki ya ben ensest miyim, ben sapık mıyım? Böyle böyle düşünceler geliyor hocam kafama. Beni bir aydınlat hocam deyin. Psikoloğa niye gitmiyorsunuz? Gideceksiniz. O psikolog da size bunun bilimsel açıklamasını yapacak. Diyecek ki güzel insan, böyle rüyalar görülebilir. Hiç korkma. Böyle rüyalar görülebilir. Böyle rüyaların hiçbir anlamı yoktur. Bunların altında bir anlam aramayız. Öküzün altında buzağı aramayız. Hatta cesur bir psikologsa ben de böyle rüyalar gördüm geçmişte der. Onu da güzelce söyler. Ama der bunlarda bir anlam yoktur. Canını sıkmana gerek yok. Bu rüya senin sapık, ahlaksız, ensest, şu bu olduğun anlamına gelmez. Bu rüyayı önemseme. Bu rüyayı bir kez işte gördün, tamam. Bitti yani. Bir anlamı yok yani. Bunun bir şeyi gelmeye gerek yok. Bunu bir takıntıya çevirmene gerek yok. Hayatını yaşamaya devam et der. Bakın ne güzel açıkladı psikolog. Kişi de şöyle bir rahatlar. Oh be, hocam içime su serptim. Ben de böyle bir rüya gördüm diye. Sapık mıyım falan diye düşünmeye başlamıştım. Oh ya der. Görülebiliyormuş yani. Psikolojide böyle şeyler varmış. Var kardeşim, var. Olabilir.
Bu senin sapık, ahlaksız, ensest olduğun anlamına gelmez. Böyle rüyalar görülebilir. Netflix'te Freud dizisinde de böyle sahneler var. Freud annesiyle cinsel içerikli rüyalar görüyor. Var yani psikanalizde böyle şeyler var sevgili dostlar. Ve bunların bir anlamı yok. Buradan bir anlam çıkartmayız biz. Yani bir anlamı yoktur bunların, görülebilir. Ama işte işin uzmanı değilse, ay böyle rüyalar mı görülürmüş? İşin uzmanı değilseniz lütfen biraz susun. Ya da gidin bu konuda araştırma yapın, biraz okuyun. Bakın bir başka örnek. Anne babaların çocuklarıyla ilgili yaşadığı obsesyonlar. Bu da yaygın. Dünyada çok yaygın bir OKB türü. Hadi çocuğuma zarar verirsem. Şimdi yine o bilmez, kendini bilmezler diyecek ki, ay hocam böyle düşünülür mü? Ay çocuğuma zarar vermeyle ilgili nasıl böyle düşünceler düşünür? Kendi düşünmüyor. Zihnine obsesyon geliyor. Hadi çocuğuma zarar verirsem. Tabii ki zarar vermeyecek ya. Sadist mi? Gerizekalı mı? Tabii ki bir çocuğuna zarar vermeyeceğini biliyor. Ama düşünce geliyor. Hadi verirsem. Kişi bunun da obsesyon olduğunu bilmiyor. OKB'yi de bilmiyor. Bunu böyle gerçek bir düşünce zannediyor. Ben düşündüm zannediyor. Ben düşündüm zannediyor. Gidiyor işte evdeki bıçakları falan topluyor. Hani Tolstoy'da kendimi öldürmeyeyim diye silahı saklamış ya, aklına böyle bir obsesyon gelmiş. Hadi kendimi öldürürsem. Bu da bir OKB'dir. Hadi intihar edersem. Hadi canıma kıyarsam. Kişi canına kıymayacağını falan bilir. Ama böyle düşünce gelir. Hadi kendimi öldürürsem. Hadi işte canıma kıyarsam. Tolstoy'a da gelmiş. O da gitmiş evdeki silahı saklamış. Aslında saklamasına gerek yok. O annenin evdeki kesici aletleri toplamasına gerek yok. Zaten bunu yapmamanız lazım. Kompülsiyon yapmamanız lazım. Bu obsesyon, bu vesvese önemsemeyeceksiniz. Muhatap almayacaksınız. Benim zihnime bana ait olmayan düşünceler gelebilir diyeceksiniz. Yine anne babaların yaşadığı çocuklarına yönelik cinsel içerikli obsesyonlar da vardır. İşte çocuğuma bir şey mi hissediyorum? Yok çocuğumun şurasına mı baktım? Sevgili dostlar, bunlar obsesyon. Bak obsesyon, bir kez daha söylüyorum. Bunu bilmeyen insanlar ileri geri konuşabilir. İşte o yüzden de anlatamıyor insanlar. Yaftalanmaktan korkuyorlar yani. Sapık mısın sen diyecekler, enses misin diyecekler, pedofili misin diyecekler, bilmem ne misin diyecekler. Sen nasıl işte hadi birini öldürürsem diye düşünceler geliyor zihnine. Sen diyecekler kötü biri misin? Kötü biri değil, sapık değil, pedofili değil, enses değil, ahlaksız değil. İşinde gücünde toplumda yeri olan örnek insanlar bu insanlar. Ama zihinlerine böyle obsesyonlar geliyor. Herkesin gelir. Gelebilir. Zaten sevgili dostlar, önemli ayrım burasıdır. Bunun obsesyon olduğunu bileceksin kardeşim. Bu benim düşüncem değil. Bunu ben düşünmüyorum. Bu benim zihnime geliyor. Ben o yüzden birisi hocam ben böyle şeyler düşünüyorum deyip obsesyonlarını anlattığında ben diyorum ki ben böyle düşünüyorum diye anlatma. Benim zihnime böyle obsesyonlar geliyor de lütfen diyorum. Çünkü bunlar senin düşüncelerin değil. Bunlar zihnine gelen birer obsesyon. Bu en önemli ayrım. Zaten bu ayrım sevgili dostlar çok önemli bir mesafe kat ettiriyor insanlara. Benim zihnime böyle bir düşünce geliyor. Gelebilir. Gelebilir. Herkesin geliyor. Zarar verme içerikli, cinsel içerikli, dinsel. Dinsel hiç konuşmadık. Dinsel OKB'de yaygındır. İşte dinden çıkmış olmayla ilgili korkular yaşayabilir insanlar. Söylediği bir laf üzerine hemen zihni ona der ki sen şu an dinden çıktın. Dinden çıkma falan yoktur aslında ama zihni öyle obsesyonlar üretir. İşte dini figürlerle ilgili küfür içerikli düşünceler gelir zihnine. Korku yaşayabilir insan. Dinden çıkıyormuş gibi hissedebilir falan. Bir de dinsel OKB'ler var. Onlarla ilgili de şu an çok örnek geliyor aklıma da. Oraya girmeyelim şimdilik. Bununla ilgili Jung'u anlatmıştım. Jung videosuna gidebilirsiniz. Onun dinsel içerikli işte Tanrı'yı düşünürsem, katedrali düşünürsem, işte yok olacağım, cehenneme gideceğim gibi bir obsesyonu vardı. Ve Tanrı'yı, katedrali düşünmemek için, kafasındaki obsesyonu atabilmek için çok uğraşıyormuş. Bir dönem ciddi bir OKB yaşamış yani. Zarar verme içerikli obsesyonlar olabilir. Cinsel içerikli obsesyonlar olabilir. Pedofili içerikli, ensest içerikli, çocuklarınızla ilgili obsesyonlar olabilir. Dinsel obsesyonlar olabilir. Anksiyete obsesyonlar olabilir. İşte bende bir hastalık mı var, ah şuradan bir şey mi bulaştı? Bunların hepsi sevgili dostlar obsesyondur. Aynı bokun lacivertidir.
kategorilerinin farklı olması onları önemli yapmaz. Cinsel, dinsel, zarar verme, sağlık, temizlik hepsi tek kapıya çıkar. Tüm yollar Roma'ya çıkar. Obsesyon bitti. Bunu bileceksiniz. İçeriğin bir önemi yok. Dinsel gelir, cinsel gelir, ensest içerikli gelir, pedofili içerikli gelir, eşcinsel içerikli gelir, zart gelir, zurt gelir. İçerikleri değişebilir. Ama kapılar, yollar tek bir yere çıkıyor. Bu obsesyon. Benim zihnime böyle obsesyonlar geliyor. Bunu demek çok önemli bir adım. Bunu dedikten sonra gerisi kolay. Gerisi şöyle kolay. O gelen düşünce sana biraz kaygı da verse, iç sıkıntısı da verse, içini bunaltsa da ne o düşünceyi ne o kaygıyı muhatap almayacaksın. Kompülsiyon yapmayacak, kayıtsız kalacak ve akışına, hayatına devam edeceksin. O tedavi kısmını, teknik kısmını zaten birçok videoda konuşuyoruz. Evet sevgili dostlar, en önemli noktalardan birini konuşmak istedim. Benim zihnime, bana ait olan zihne, bana ait olmayan düşünceler gelebilir. Sorun yok, gelebilir. Bunların obsesyon olduğunu biliyorum. Bunlar geldiğinde biraz içimi de sıkıyor, canımı da bunaltıyor olabilir. Ama ben düşünceye de, kaygıya da değer vermiyor, onları muhatap almıyor, onlara kayıtsız bir şekilde elimdeki iş her neyse onu yapmaya devam ediyorum. Teknik kısmında biliyorum diye kendinizi hatırlatmanız çok önemli. Bu videoda insanların biraz konuşmaktan zorlandığı bazı obsesyon türlerini konuşalım istedim. Özellikle zarar verme içerikli ve cinsel içerikli obsesyonları biraz konuşalım istedim. Bir kez daha şunu söyleyerek bitiriyorum. İçeriğin hiçbir önemi yoktur. Size dinsel içerikli bir obsesyon geliyor diye daha değerli bir obsesyon olmuyor. Bakın sevgili dostlar, dinsel içerikli obsesyonlarda insanlar din konusu olduğu için orada sanki daha önemli bir obsesyon gibi zanneder. Hayır, daha önemli bir obsesyon değil. Hepsi obsesyon. Obsesyonun daha değerlisi diye bir şey yok. Daha önemlisi diye bir şey yok. Bir kez daha söylüyorum. Hepsi aynı bokun laciverdi. Cinsel obsesyon, dinsel obsesyon, zarar verme obsesyonu, temizlik obsesyonu, sağlık obsesyonu, bla 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 bla. Alt başlıkları çok olabilir ama hepsi aynı yola çıkar. Tüm yollar Roma'ya çıkar. Obsesyon. Bunu bilmek çok önemli. Bunlar geliyor diye siz sapık, ahlaksız, pedofili, ensest, dinsiz, imansız falan olmuyorsunuz. Kötü bir insan falan olmuyorsunuz. Bunlar obsesyon. Bu ayrım çok önemli bir ayrım sevgili dostlar. Benim zihnime, bana ait olan zihne, bana ait olmayan cinsel, dinsel, zarar verme içerikleri, ne içerik olursa olsun, herhangi bir içerik hiç önemli değil, obsesyonlar gelebilir. Bana ait olan zihne, bana ait olmayan düşünceler gelebilir. Sorun yok. Bunu demek OKB'de, obsesif kompulsif bozuklukta çok ama çok önemli bir adımdır diyelim. Videoyu burada bitirelim. Yine bu konular gibi konuşulmakta biraz zorlanılan bazı konular var. Onları da başka zamanlarda yine konuşmaya devam edelim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim efendim. Hoşça kalın.